encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas 100 horas te parecen 100 años. Herkese selam arkadaşlar, dizi ve film kanalına hoş geldiniz. Bugün tabii ki de La Casa de Papel dizisinin ilk 5 bölümü hakkında nacizane düşüncelerimi belirteceğim arkadaşlar. Ya dizi bir başlıyor, aksiyon, ha babam çatışma, de babam çatışma. Hani şey yok, profesörün böyle eskiden akıl dolu oyunlarını izlerdik. Ufak bir, sadece ufak bir bölüm var, ağzımıza bir kaşık bal sürmek için ayıp olmasın diye çekmişler. Onun dışında pek bir şey yok. Yeni bir ekip geliyor, işte çatıdan mekana dalıyor. Vücut dilleri böyle şey, yani Manisa Kırkağaç Acem Birliği gibi. Yani hiç havalı falan da gelmediler bana yani. Daha böyle bir havalı bir şey beklerdim. Lan herkes bir yerleri deliyor. Bizim ekip kaynak makinalarıyla şeyi deliyor. Metali eritmeye çalışıyor. Bankaya diğer dalan ekip onlardakilerden girmek için oraları deliyor. C4 koyup duvara uçurma peşindeler. Bizim yavrum Rüya alt kattan hitiyle tavanı deliyor. Ferhat gibi Tokyo'yu kurtaracak bir dallama. Bu Arthur'a dallaması da lav silahı falan kullanıyor. Fortifa makineli silahlar falan bağlıyorlar. Oralar zaten acayip saçma olmuş. La adamı vuruyorlar, tam iyi öldü dedim bu sefer. Adamı kurtarmak için uğraşıyorlar. Ya böyle falan filan işte ambulansa bindiriyorlar, geri gönderiyorlar. La bu adamın nedir ya? Yönetmenin akrabası falan mıdır bu adamı? Bir türlü çıkaramadılar diziden. Bence gene ne varsa Berlin'de var abi. Berlin'in olduğu sahneler daha güzel geldi. Bana böyle eskiye dönük çekiyorlar. Bir soygunu gösteriyorlar bize. Oğlunu görmüş olduk bu arada. Yani ilk 5 bölüm bence idare eder diyelim arkadaşlar. Çünkü bizim bu diziden, yani benim en azından bu diziden genel olarak beklentim, hani böyle profesörün akıl oyunları, işte polisi, istihbaratı ters köşe yapması, işte yanıltması, dalga geçmesi falan. Yani büyük ihtimalle dizinin final sözünü olacak diye düşünüyorum ki öyle olmalı bence de zaten. Çünkü uzadıkça artık kendini tekrar etmeye başlıyor. Fakat ilk 5 bölümün sonunda Tokyo'nun ölmesi biraz hayal kırıklığı oldu arkadaşlar. Yani izleyici için çok önemli bir karakterdi Tokyo, biliyorsunuz. Kendisi biraz belli etti aslında. Tokyo'nun eski hayatını çok gösterdiler. Erkek arkadaşıyla soygun falan sahneli. Erkek arkadaşı önündeki arkadaş da Sense 8 dizisinde izlediğim gay bir oyuncu oynuyordu. Çok da güzel bir dizidir. Sense 8 dizisine ayrı bir videoda yer vereceğim arkadaşlar. Fakat benim tahminim Profesör ve Alicia ikinci yarıda tam gaz istediğimiz akıl oyunlarıyla muhteşem bir ikinci bölüm bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü yani adam zaten hiçbir şey yapmadık profesör. Alicia geldi, bunu yakaladı, bir ayağına sıktı, tamam. Onun o gün, o sonuna kadar, Tokyo'nun olduğu alana kadar neredeyse yok profesör. Bence artık hani hem Tokyo'nun bu arada ölmesi, işte hani böyle bir sinirlenecekler, Alicia tam işte doğum yapıyordu, çocuk ters geldi falandı filandı, işte onu kurtarması, ondan sonra şimdi Alicia'yı basın açıklamasında istihbarat hain diye gösterdi. Şimdi tahminim Alicia ile profesör çok güzel iş çıkaracak diye düşünüyorum arkadaşlar. La Casa de Papel'e yakışır bir final yapacaklarını düşünüyorum. İnşallah da öylece olur. Çünkü profesör artık 6. bölümden sonra diziye dahil olacak. Çünkü hiç burada saçma sapan sahnelerde gördük. Bence harika bir final olacaktır. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere efendim.